günler çıkar tarihten. At üstünde destan yazan vatan sevgisi yüreklerde de dalgalanır bayrak her zaman. Binlerce yıllık bir miras Türk'ün sesi, kalpten gelen zaferlerle dolu tarih, yükselir göğe her yaren. Birinci bölüm. Oğuz Kağan Destanı, Oğuzname. Oğuz Kağan Destanı ve Oğuz Kağan'ın kimliği. Türk edebiyatının hiç şüphesiz en kıymetli hazinelerinden birisi Oğuz Kağan Destanı veya diğer bir deyişle Oğuz Nameleridir. Muhtevasında köklü bir tarih ve kültür unsuru yatan Oğuz Nameler bilindiği üzere tarihi Türk destan kahraman ve hükümdarı Oğuz Kağan'ın müştühatını anlatır. Bu yüzden ilk önce Oğuz Kağan destanlarında başrol oynayan Oğuz'un kimliği konusuna değinmekte fayda vardır. Kimdir bu Oğuz? Sadece bir destan kahramanı mı, yoksa gerçekten tarihte yaşamış bir şahsiyet mi? Bu soruya şimdiye kadar pek çok alim cevap vermeye bakmış. Bazılarına göre büyük Hun yapısı Börütonga Motun kabul edilmişken bir kısmına göre de Türk milletine gönderilmiş olan peygamber demiştir. Aslında her iki iddiada bulunanların da kendileri açısından haklı tarafları vardır. Tarihte şimdilik bilinen en eski devletimiz Hunlar tarafından kurulmuştur. Türk tarihinin en kudretli ve meşhur hükümdarlarından birisi bu Hun devletini zirveye çıkaran ve kendinden sonra gelecek olan Türk sülalelerinin kurduğu devletlerin temelini atan Börütonga Motun Yapgu'dur. Milattan önce 209-174 yılları arasında. Onun babası Tuğman, belki Tümen. Kendinden sonra hükümdarlık için onu değil kardeşini varis göstermiş. Börütonga da Motun emrindeki bir Tümen kuvvet ile harekete geçerek babasını bir süre avında öldürtmüş ve milattan önce 209 yılında Türk halkının idaresini üstlenmiştir. Devlet teşkilatını yeniden düzenleyen Börütonga Motun, Tunkulların kendisinden devamlı toprak istemeleri üzerine onları büyük bir bozguna uğrattı ve milattan önce 203 yılında Yüecileri yendi. Bilindiği gibi Çin belgeleri Börütonga'nın Motun hayatının çok renkli bir şekilde anlatmaktadır. Çince belgelerdeki bu hikayeler Türklere ait ilk destani materyallerdendir. Börütonga Motun Yapgu ölmeden evvel 176 yılında Çin'e tehditkar bir mektup daha yolladı. Bu mektuptan öğrendiğimize göre o Orta Asya ve Batı'yı birleştirmekte meşguldü. Eli ok yay tutan kavimleri idaresini alarak Hun yapmıştı. Bununla beraber Börütonga Motun Yapgu milattan önce 174 tarihinde birçok yabancı kavmi de kendi hükümranlığı adına sokmuştu. O Tengri Kut idi ve gücünün kaynağını Tanrı'dan geliyordu ama Çin imparatorları gibi Tanrı'nın oğlu değildi. Bu sırada devletin sınırları doğuda Kore'ye, batıda Hazar Ural sahasına, kuzeyde Yenisey, Enesey, Anaçay, yukarı mecralarında ise güneyde de Hindistan'ın kuzeyine kadar ulaşmış bulunuyordu. Böylece Börütonga Motun tarihte ilk defa olarak Türk birliğini kısaca Turan diyebilen gerçekleştirmişti. Görüldüğü gibi bu büyük Türk hükümdarının tarihteki önemini kimse inkar edemez. Sadece Türk milletinin tarihinde değil, Türklerin dışındaki Orta Asya halkları içinde Börütonga Motun Yapgu mühimdir. Pek çok devletin tarihten silinmesine vesile olmakla beraber Asya'nın etnik ve coğrafi şekillenmesinin önemli bir yeri vardır. Böylesine değerli bir şahsın unutulması elbette ki mümkün değildir. Biz Türk'üz adaletli, güçlü ve asil savaşçı. Tarihe yön verdik hep, yiğit ve kudretli halkız. Her dize bir efsane, bağımsızlık hep ön planda. Şanlı bir millet destanı yazılır her savaşta.
Al bayrak altında birleş, kol kola kardeşçe hep. Dağlar denizler aşılarak bayrak astık her tepeye. Biz Türk'üz adaletli, güçlü ve asil savaşçı. Tarihe yön verdik hep, yiğit ve kudretli halkız. Biz Türk'üz adaletli, güçlü ve asil savaşçı.